Almanya'da mülteci krizinin neden olduğu hükümet çatlağı, az daha Merkel'i iktidardan edecekti. İçişleri Bakanı Seehofer'in istifa sinyalleri her ne kadar geriye döndürülüp kriz çözülse de Merkel bu mücadelede ağır bir yara aldı. Seçimlerde oy oranında ciddi bir düşüş gözlenen Merkel, son yapılan anketlere göre aşırı sağcılar ile neredeyse yarışıyor. Aşırı sağ, sosyal demokratları yakaladı. Almanya'da anketlere göre aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif, AFD Partisi'nin hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi, SPD, yakaladığı açıklandı. Bild am Sonntag gazetesinin Emniyet şirketine yaptırdığı ankete göre, AFD'nin oy oranı geçen haftaya göre %3 artarak %17 ile rekor seviyeye ulaştı. SPD'nin oyları ise bir hafta öncesine göre %2 azalarak %17'ye geriledi. Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik, CDU, CSU partilerinin oy oranı ise %2 düşerek %30 olarak ölçüldü. Yeni ana muhalefet, AFD ankete göre diğer muhalefet partilerinin oy oranları değişmedi. Yeşiller %12, Hür Demokrat Parti, FDP ile Sol Parti %9'da kaldı. Özel televizyon kurumları RTL ve NTV'nin Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankette de CDU, CSU'nun oyları %30, SPD'ninkiler %17 olarak ölçüldü. Ana muhalefet partisi AFD'nin oy oranı bu ankette %16 olurken, Yeşillerin oy oranı %13, FDP %10 ve Sol Parti %9 olarak açıklandı. Sığınmacı krizi neden oldu hükümetteki partilerin oy oranının düşmesinin, geçen haftalarda sığınmacı konusunda yaşanan hükümet krizden kaynaklandığı yorumu yapılırken, bu krizin AFD'ye yaradığı belirtiliyor. 2017'nin Eylül ayında yapılan genel seçimde, CDU, CSU %32,9, SPD %20,5, AFD %12,6, FDP %10,7, Sol Parti %9,2 ve Yeşiller %8,9 oy almıştı.